kendi yerini bulmuş. Benim amacıma kadar es gelsin. Dümenime dönüp hadi gelip atar ikilemi yeniden var olsun. Kaybolsun. Buraya kadar rap müzik. Yaşamın amacı tek bir... Rap müzik yaşadıklarınızı yazdığınız bir müzik türüdür. Başka türlü anlatılmıyor. Yaşım 20 oldu artık. Fark et bu paha biçilmez. Evde her gün pineklersen bu sistem hiç düzelmez. Bu kadar aslında bütün sözlerini net anladığım bir rap performansı dinliyorum ama orayı yakalayamadım artık. O kadar hızlı söyledin ki. Ve söyledin de yani onu anladım yani. Kapatı gidelim hepinize, ben tek başıma giderim. Tekmelemeden hip hop eklemedi ve beni çekme bir kere, seni sevmedim hiç. Rap müzik benim duygularımı ifade ediyor. Seyircilere de aynı şekilde bu hissi aşılayabilirim. Hayatım darmadağın, arkadaşlarım sınırlı. Yeter ki sırdaş olsun, herkes olmasın çıkarcı. Aklın almıyorsa hiç uğraşma, göm kafanı. Kimseye güvenme, çünkü hepsi bir yalancı. Sanki geçmişimle yargılandım. Kör zindanın en dibinde, kapkaranlık bir çukurda yalnızım. Tek isteğim bir stüdyom olmasıydı, kuramadım. Hayallerimi anlatıyorum, dinleyin de ders alın. 18 yaşındaydım, hayat biraz karmaşıktı. Okula gitmek sarmamıştı. Cepte param yokken anlamıştım fakir zengin ayrımını ve dedim ki bir iş bulup çalışmaktan başka şansım kalmadı. Sabah derse akşam işe, inan ki bunalmıştım. O yolda yürümekten sıkıldım ve motor aldım. Şeytan peşimi bırakmadı. Büyük bir kaza yaptım ehliyetsiz olduğumdan. Bütün yük bana kaldı, psikolojim dağılmıştı. O kadar yükü taşıyamazdım. Genç yaşımda neden her şey benim sırtımaydı? Biliyorum belki de bunların hepsi sınavdı. Ve ben bu durumu hak edecek hiçbir şey yapmamıştım. Mutlu olmak istiyorsan kalbin sesini dinle. Caddelerde boş gezenlerdense bir şey bekleme. İnanma kimsenin yapmacık hareketlerine. Ve döndeki herkese canınız cehenneme. Yeah. Flex'e başlıyorum, rapimi dinle. Eskişehir çarpar el önde. Geriye merhaba çekerek gideler. Hepimi göreme dönemem ileri ve geri bir kere denedim. Hadi ve buraya gelerek evere çevire bak hele pepele. Yine bir kelime keke çeke beni mekanik elime delime vursun. Artık herkes sussun. Kesmeden ama beni resmede elime de bir resmede besmele çekmeden. Ama tabi sürmez elini bir de son herkese. Bir de rap bazalarına boş felsefe. Kelebeğin etkisi midemi daralttı. Çok ona da benzedi bir kere de battım. Afarka da bastım. Kan damarıma kan topladım. Elimde ne kaldı? Best Coast Rap. Dilim esti bana. Bir kanat espana. Saçımı da rasta yaparım. O da basmaz herhalde. Bugün aslanım. Asla bak asmadan asmını söyle. Bugünüme ve dönümü kime borçluyum? Bir de kelimelerimi sen tezleme bile. Benim adamım adamı tanımalı. Makinemi taramalı mıyım? Zorlama yanıma. Katafalga kapalı. Pancalarsa bas yanında ben et. Teşekkürler. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Al şu tıkı tıkıcıları tıkı tıkıcıya tıkı tıklatmadan götür gibi bir şey miydi? Ne? Al şu tıkı tıkıları tıkı tıkıcıya tıkı tıklatmadan geri getir. Eğer tıkı tıkıcı tıkı tıkıları tıkı tıklatmazsa al tıkı tıkıları tıkı tıklatmadan geri getir miydi? Aa, iyi. Hayır, anlamadım şarkının sözlerini ama acaba dedim tekerleme gibi bir şey miydi? Yoksa hiçbir şey anlamadım. Aa, bir şey söyleyeyim, süper yaptın. İlk şarkıyı mı anlamadın? Yok, bu son şarkıyı anladım. İlk şarkıda? Onu anladım. Her şeyi anladın? Onu anladım. Murat? İkinci şarkı bence birincinden daha iyiydi yani. İlkinden daha iyiydi. O kadar iyiydi ki hiçbir şey anlamadım. Yanlış mıyım? Tabii. İkinci şarkıda tamamen heyecandan unuttum yani. Unuttun mu? Sonunu unuttum. Ama bir şey sen salladı mı peki arada? İşte orada unuttum, bıraktım yani. He. Bırakmadın ama. Ya bizim unuttuktan sonra tıkı dıbı 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 desen bize yerdik onu, biliyor musun? Evet. Sen bir durdun, kendini ele verdin. Yoksa tıkı dıbı dıbı anlamıyorduk ki biz. Evet. Haklısınız. Vallahi. Furkan. Öncelikle ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Birinci sınıf rapçisin sen. Bravo. Gerçekten çok güzel söylüyorsun. Teşekkürler. Bence. Yani. Mesela ilk şarkının sözlerini sen mi yazdın? Evet. Bana göre... İkinci şarkı daha güzeldi, Murat'a katılıyorum. İlk şarkının sözlerinde de ben bir hikaye dinler gibiydim ya. Hani bu normalde Amerika'da bazılarının kullandığı bir tarz, anlaşılır bir şekilde anlatıp hikayeyi anlatıyorlar. Bu gangster rap'te falan çok dinliyorum ben mesela. Burada non-stop hikaye olduğu gibi anladım ve manalı güzel şeyler yazmışsın. Yani yazdıklarının ruhu vardı. Bence bu seyirciye geçti bugün. Ben öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani Özge'ye de teşekkür ediyorum iki oy olmadığı için. Özgün iki oy olsaydı sen yoktun burada. Biz bu güzel şarkıyı dinleyemeyecektik. Teşekkürler Özgün.
Tek oyun olduğu için. Ya ben evet hayır demiştim ilk turda ama ilk turun zayıftı bence. Bu çok çok daha iyi bir performans. Onu bir uyarı evet'e, bir, evet, bir heyecan aklım olsun. Bir uyarı mahiyetinde manasında alalım. Ama hani ilk, yine turda çok... da, ilk turda da çok böyle bir şarkı, hatta ikinci sevdiğimiz şarkı türünden, evet, çok hızlı bir şarkı söyledi yani. Söylemişti evet ama ben ilk tura çok yükselmemiştim. Evet, çok iyi rapçiler gelmişti. Yine çok 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 yükselmedim, onu söylüyorum. Ama kendini geliştirmiş olman bence müthiş bir şey. Çok teşekkür ederim. Evet, bakalım salon yükselmiş mi? Teşekkürler Bursa. İyi bir yüzde bakalım ne olacak. Ben teşekkür ederim. Kulise alıyorum seni. İyi akşamlar Bursa.